Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün halkımızın fikrini alacağımız konu asgari ücret ne kadar olmalı? 2022 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? Vatandaşlarımız asgari ücret zamları hakkında neler düşünüyor? Şimdi halkın sesine kulak verelim. Videomuzu beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? En az 4.000-5.000 lira olması lazım yani. 5.000 lirayla insan ancak geçinebilir yani. Çünkü hayat o kadar pahalı ki yani. Dün BİM'e gittim, 60 liraya aldığım şey olmuş 82 lira yani. Evet. Ya hayat zor yani. Allah herkesin yardımcısı olsun yani. Peki sizce bu Türkiye şartlarında mümkün mü? Vallahi siyasiler isterse yapar yani. Mümkün yani. Peki askeri ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler? Etkiler. Bayağı bir etkiler yani. Bir de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklamada bulundu. İnsanları gülümsetecek bir rakama ulaşacağız dedi. İnşallah. Sizce de bu rakam, yeni rakam insanları gülümsetir mi? Vallahi bir açıklasınlar da görelim yani. İnşallah öyle olur yani. Dediğim rakamlar olursa 4.000-5.000 arası rahatlatır insanlar yani. Ama enflasyonu götürür tabii ki, yükseltir yani. Bence 5 olmalı. En azından. En az 500. Evet. Peki bu Türkiye şartlarında mümkün mü sizce? Yani? Ya 5.000 lira olması. İdare eder, fazla değil de idare eder ya. Askeri ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler? Şu anda kafa kafaya ancak gider. Şu anda askeri ücret zamla şu anda durursa idare eder ama durmasa artması lazım. Mesela askeri ücrete zam yapıldığında piyasadaki ürünlerde de zam olur mu? Şu anda zamlar zaten peş peşe geliyor. Peş peşe geliyor şu anda. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir açıklamada bulundu. Kendisi dedi ki insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Sizce de bu yeni rakam, zam oranı insanları gülümsetir mi? Onu bilmem, pek anlamam o işlerini. Bence 5.000 olsa bile azdır yani. Çünkü aldığımız her şeyi markete veriyoruz. Her şeyi gıdaya, bir tenekeye 100 lira aşağı vermiyor yani. Aldığım parayı hiç, 2 günde 5. 6. günü maaş bitiyor. Peki bu Türkiye şartlarında 5.000 olması mümkün mü? Kesinlikle. Kesinlikle beklemiyorum yani. En fazla olacağı 3.300-3.400 olursa o bile iyi. Ona bile seviniyoruz. Peki asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler? Hiç o enflasyonu etkilemez bence de. İşte giden bizden gider yine. Bizim aldığımızdan gider. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklamada bulundu. Kendisi insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın dedi. Sizce de yeni açıklanacak olan rakam insanları gülümsetir mi? Bence şu şartlarla hiçbir şey gülümsetmez. Benim görüşüm bu ama bilmiyorum herkes. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. En az 4. Peki Türkiye şartlarının 4.000 olması sizce mümkün mü? Biraz zor. Daha belki bu seçim tantanasına belki yukarı çekerler. Mecburen. Askeri ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler sizce? Bizi nasıl etkiler? Vallahi ben emekliyim. Bizimki asgari ücret falanla ilgili değil. Zaten emekli de havacıva ve ona da doğru dürüst para vermiyorlar. Gençlere de en az 4.000'den aşağı... Niye beni emekli maaşı kurtarıyor musun yani? Yok canım, ne alaka ya? Mümkün değil ya. Yani biz kendimizden vazgeç bıraktık artık. Hiç olmazsa sosyal olarak gençlerin şeyini biraz çoğaltması gerekiyor zannediyorum. Bir de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklamada bulundu. İnsanlara gülümsetecek bir rakama ulaşacağız dedi. Sizce de yeni rakam, yeni bu zam oranı insanları gülümsetir mi? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Çünkü ellerindeki imkan o kadar yani fazla verecek bir halleri yok. Ancak dediğim gibi seçim şeyine belki biraz daha dokundururlar. Ama gülümsemek değil de belki biraz rahatlatabilir. Belki. Valla ben askeri ücretle çalışan bir elemanım.
Keşke 4000 lira olsa iyi olur. Peki Türkiye şartlarında 4000 olması mümkün mü sizce? Vallahi artık o da devletin düşüneceği bir şey. Hani bizce hani biz 4000 lira yani bekliyoruz. Peki asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler? Vallahi bu devirde enflasyon almış başını uçmuş gidiyor biliyorsunuz hanımefendi. Yani yaşam şartları malum. Hani yol parasıdır, ev kiralarıdır, her şey uçuk fiyata. Hani yapacak şey yok. Hani beklentimiz 4000 civarıdır yani. Hani kendim de asgari ücrete çalışan bir elemanım. Hani beklentimiz olur yani. İnşallah da olur yani. Bir hani minimum, de minimum 3700-3800 bekliyoruz yani. Bir de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklamada bulundu. İnsanlarımızı gülümseyecek bir rakama ulaşacağız dedi. Sizce de bu yeni zam oranı insanları gülümsetir mi? Vallahi artık devlet büyüklerinden bekliyoruz. Yapacak şey yok. Bizim işimiz beklemek yani. Hani başka bir şey yok. Hani bekleyeceğiz yani. Artık hani dediğim gibi 3700-3800 lira bekliyoruz ama 4000 lira olursa hani şartlarımız biraz daha iyi olur yani bir asgari ücretle çalışan bir eleman olarak. Ha tabii işvereni de düşünmek lazım yani. Yani malum pandemi bir süreçte. Hani şartlar onlar için de zor. Hani artık yani devletin onların biraz şey yapmaları lazım bence. Yani biraz daha hani iki taraf da kemeri sıkacak olan vatandaşın yüzü gülsün diyoruz artık yani. Hani malum yani çalışmayan oldu 2 yıl yani hani herkes bankalara borçlandı. Yani yapacak şey yok yani artık bekliyoruz yani yapacak şey yok yani. Bu saatten sonra hani Allah'a bakıyoruz onlara bakıyoruz yani hanımefendi. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? 5000 liranın altında olmaması lazım asgari ücret. Ya 5000 yani kurtarmıyor zaten. Hayat şartları zor. O döviz endeksine bakarsanız 5000'in altında olmaması gerekiyor. Peki bu Türkiye şartlarında mümkün mü sizce? Olması gerekiyor yani. Yani şart mümkün mü? Bunu artık hükümet biliyor işte bilmiyor. Biz bunu bilmiyor. Ama olması gerekiyor. 5000'i kurtarmıyor yani. Şey yapmıyor. Yani bir hayat geçimi şeyleri için 5000'den aşağı altında olmaması gerekiyor. Peki asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler? Vallahi onu biz bilemiyoruz şey değiliz ama etkilememesi lazım. Artık bunun da şeyini hesabını yapmaları gerekiyor. Asgari ücrete yapılacak zam enflasyonu nasıl etkiler? Bence etkileyemez. Zaten enflasyon diye bir şey kalmamış. Türkiye'nin bütün kasaları boş. Yani herkes borçlu. Herkes kimi çevirsen cebinde kredi kartı herkesin borcu var şu an. Mümkün değil. Yani eğer asgari ücrette zam yapılırsa belki biraz imkanlar güzelleşebilir. İmkanlar değişebilir. Düşünün yani bir ürünü alıyorsun 12 lira, 3 gün sonra gidiyorsun 20 lira alıyorsun. Yani biraz zor görünüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklamada bulundu. İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın dedi. Sizce de yeni açıklanacak olan rakam insanları gülümsetir mi? Bence insanlara gülüyorlar. İnsanları gülümsetmezler. Çünkü insanları cebindeki bütün parayı almışlar. Ben bir de Sosyal Çalışma Bakanı olarak görmüyorum onları. Eğer gerçekten bunları yapabilseydi bugün bu insanlar bu halde olmazdı. Yani biz bu durumlarda olmazdık. Hepimize Allah yardımcı olsun. Peki Türkiye şartlarında bu mümkün mü? Aslında mümkün. Neden olmasın? Türkiye zengin bir ülke. Peki bir asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler sizce? Çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi çünkü Türkiye zengin bir ülke aslında kullanabilirsek. Tamamdır. Çok teşekkürler. Kolay. 4000 olmalı. Peki Türkiye şartlarında sence bu mümkün mü? Değil. İmkanı yok. Böyle bir şey olamaz yani şimdi açık konuşalım. Çünkü zaten kendi aldıkları maaş bile o kadar değil. Şimdi orayı 4000 olamaz. Bunu indirirler de beklerim yani. Daha düşük bir rakam mı? Beklerim. Zaten 2800 asla yetmiyor. Pazara giriyorlar insanlar. Yani 2800'e çalışmak ve geçinmek imkansız bu devirde. Pazara girmeleriyle çıkmaları 200 lira cepten gidiyor anında. Ki sadece meyve alışverişinde falan yeteri kadar beslenemiyor insanlar. Yani şu elimdeki çiğ köfte 900 lira verilmez. İçinde hiçbir şey yok. İnsanlar et yiyemiyor. Etin kilosu 100 liralarda dolaşıyor. Yani insanların sağlıklı beslenmesi lazım ki
çalışması lazım, sağlıklı beslenmesi lazım ki güç kuvvet toplaması lazım. İnsanlar hastanelerden çıkamıyor. Yani buna artık bir çözüm bulunması lazım. Kim gelirse gelsin başa, öncelikle halkın ihtiyaçlarına bakmaları lazım. Yani TBMM'de birbirlerini yiyecekleri yerde, birbirleriyle küfürleşip birbirlerini dövecekleri yerde öncelikle bir halkın içine inip bu sokak röportajlarını izleyip bir halka bakmaları lazım, konuşmaları lazım, dinlemeleri lazım. Öncelikle bir halkın sorunlarını çözecekler, ondan sonra gidip millet meclisinde tartışabilirler. Bu asgari ücrete de en yakın zamanda bir el atılması lazım. 2800'de insanlar geçinemiyor. Ek işlerde çalışıyorlar, akşamları taksicilik yapıyorlar. Ekstradan hafta sonu işleri bulmaya çalışıyorlar. Yani ben 17 yaşındayım ve geleceğimden şüphe ediyorum, etmemem lazım. Devletin bunun önüne geçmesi lazım. Bir de bu asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyonu nasıl etkiler sizce? Yani çok düzgün mü tartışılır, yani zaten düzgün bir sistemde değiliz. Yani zam yapabilirler mi, yapmak isterler mi? Pek bir şey diyemem, fazla da konuşmak istemiyorum yani. Çünkü konuşan gençlerin genelde nerelere gittiği, nasıl susturulduğu ortada olduğu için fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece bireysel olarak kendi yaşamımdan bir şeyler söylemek isterim, o kadar. Fazla da siyasete girmek istemem. Sonradan başımla vurulup ezilmek de istemem fazla. Bir de bu çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklamada bulundu. İnsanlara gülümsetecek bir rakama ulaşacağız dedi. Sizce de bu açıklanacak olan yeni zam oranı insanları gülümsetir mi? Zam oranı hatırladığım kadarıyla faturalardan birine, doğalgaz faturasına zam gelmişti. 150 bir zam getirildi. Çok güldük, ailecek oturduk. Faturayı bekliyoruz, daha çok güleceğiz. Peki bu askeri ücretin için yeni zam oranı insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olur? Yani arttırılması mı? Evet, evet arttırılması. Ne kadar olacağına bağlı. 100 lira arttırdılarsa gerçekten güleriz. 100 lira olması yani bir 3,5 falan en aşağı minimum tutulması lazım. Ya zaten bizim şu anki askeri ücretimiz bir tane ücret vardı unuttum. Ülkeler arasında açlık sınırının altında bildiğim kadarıyla hala öyle. Yani öbür ülkeler de bize gülüyor. Bayağı gülüyorlar hatta. Biz nasıl geçiniyoruz bilmiyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim.